Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün dünyadaki 7 en ilginç farklı kramponu incelemeye alacağız. Kramponların birçoğunu daha önce görmediğinize eminim. Gerçekten çok 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 farklı. Bu videonun da bizi bu konuda çok çok bilgilendireceğine inanıyorum. Ama videoya geçmeden önce bildiğiniz üzere Instagram'ı çok aktif olarak kullanıyorum. Sürekli olarak storyler, paylaşımlar falan yapıyorum. Bazen de futbolla alakalı gerçekten sizin için çok yararlı olabilecek bilgiler veriyorum. Bunlardan haberdar olmak için beni yanında çıkan sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Şimdi 7 farklı kramponu incelemeye alma zamanı. 7. sırada Adidas Yamamoto. Yamamoto deyince böyle hiya olası geliyor insanın. Ben de oldum şimdi. Aslında krampon bildiğimiz Adidas F50. Ama ödüllü Japon tasarımcı Yoshi Yamamoto Adidas için sınırlı sayıda bu kramponun üretimini yapıyor. Dünyada yalnızca 2000 adet olan bu krampon dünyadaki en özel futbolculara dağıtıldı. Bunlardan bazıları da Benzema, Rodriguez falan. Kramponun şekli gerçekten çok ilginç. Baya baya değişik yani. Üzerindeki çizgiler, tasarımlar falan aşırı dikkat çekici. Kramponun burun kısmında Japonya'nın antik çağlarda yaşayan topraklarındaki imparatorları koruduğuna inanılan bir aslan köpeği var. Dişlerine falan baksanıza. Ay. Krampon üretilirken en çok dikkat edilen noktası kramponun hafifliği ve çok yüksek hızda gelen topları rahatça kontrol edebilme özelliği olmuş. Yani baya baya şut gibi gelen pasları bile çok rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Ama bu kramponu bulabilirseniz tabii ki. Dediğim gibi dünyada sadece 2000 tane var. Şimdi Google'a yazalım bakalım neler çıkacak. Adidas. Mavi ve yeşil bir de sarımsı bir rengi var. Çok karışık ya. Ön tarafta dişleri falan var. Şuna bakın. Hoş yani. Benim hoşuma gitti açıkçası. 10 tane de dişi var altında. Şurada sayarsak 2, 4, 6, 8, 10. Aynen. Bakın burada da Dani Alves yazıyor. Dani Alves'in ayakları bu. Barcelona'da. Yalnız tek tek giymiş. Bu yeşil, bu mavi. Yani bir çifti şu şekilde. Aynen. Neyse, bu ilginç kramponu geride bırakıp 6. sıradaki bir efsane krampona daha geçiyoruz. Balo is back. Yani Balotelli geri döndü. Bu kramponun adı bu yani. Balo is back. Portekizli bir sanatçı Balotelli için bu kramponu üretiyor. Böyle kamuflaj desenli bir krampon yapıyor. Üzerine de Balo is back yazıyor. Ayrıca kramponun kutusu da çok özel bir kutu. Nike'la anlaşmalı olarak üretilen bu krampon dünyada çok az sayıda var. Dedim yani sadece Balotelli için üretilmiş diye. Neyse, kramponun önünde İtalyan bayrağı var. Topuk kısmında da Balotelli'nin forma numarası var. Bunu da Google'dan arattığımızda krampon bu. Bakın 45 numara. Burada Nike simgesi. İtalyan bayrağı ve Balo is back. Bu adam kamuflajı çok beğeniyor ya. Böyle asker desenli şeyleri kullanıyor. Bakın şimdi bir şey daha göstereceğim. Bu Balotelli'nin arabası kramponuyla aynı şekil. Artık krampona göre mi arabayı yaptı yoksa arabaya göre mi krampon yapıldı onu bilmiyorum. Of, burada çok net, baksanıza, süper ya. Güzel, beğendim. Ve 5. Bakın önceden söylüyorum, bu kramponu ben beğenmedim. Zaten artık beğenilmediğinden dolayı mı yoksa hani özel olduğundan dolayı mı bilmiyorum ama dünyada sadece 200 tane var. Krampon Agüero ve Falcao için özel üretiliyor Puma tarafından. Pembe puantiyeli arkadaşlar. Bir pembe puantiye yazdık. İşte böyle çıktı ya. Krampon da bu şekil, gördüğünüz gibi. Aynı bu desenden. Pembe büyük puantiye desen duvar kağıdı falan yazarsanız o kramponun desenini bulmuş olursunuz. Hatta tarihin en korkunç kramponları yazarsanız da çıkıyor en üstte. Bu falan da bayağı bir ilginçmiş ya. Neyse, gözümü daha fazla bozmayacağım. Bunu geçiyorum. 4. sırada Nike Mercurio var. Sadece ve sadece bir maç için tasarlandı bu krampon. Bakın, bir kişi için demiyorum, bir maç için diyorum. Kramponun tasarımı tam 50 saat sürüyor. Yani 3000 dakika. Aynı zamanda 180 bin saniye. Bildiğimiz Nike Mercurial kramponun üzerine çeşit çeşit taşlar yapıştırıyorlar. Bunu 50 bin saatte yapıyorlar. Ve masrafı 2000 euro, yani günümüzde 10.500 lira civarı şey tutuyor. Bunu da geçiyorum. Ve son 3. 3. Adidas Adizero Messi. Adizero'yu biliyoruz ama Messi için üretilen kısmını bilmiyoruz. Messi 2014 yılında tam tamına toplam 371 gol atıyor. Bu kramponda 371 golü temsil eden bir krampon oluyor. Aşırı hafif bir krampon. Bildiğiniz gibi Adidas'la Messi'nin bir anlaşması var. Ve daha önce Messi Ballon d'Or ödülünü 3 kez kazandığında ona ayrı bir krampon daha tasarlanmıştı. Kramponda Arjantin bayrağı ve güneş simgesi vardı. Ve tabii ki de kazandığı yıllar 2009, 2010 ve 2011. 3 sene ard arda ben de kazansam Ballon d'Or'u gider krampon yaptırırım yani. Mantıklı bir hareket. Son 2. Ben şu an çok heyecanlıyım. 2. sırada elmas krampon var arkadaşlar. Aynen Ronaldo da Messi gibi 3 kez kazanıyor Ballon d'Or ödülünü. 3. kazanmasında içinde altın renginin ve küçük elmasların bulunduğu bir krampon yapıyor Nike Ronaldo için. CR7 simgesi, yüzünün şekli, portresi falan var kramponda. Ve bu kramponda sadece bir tane var dünyada arkadaşlar. O da Ronaldo'nun evinde. Evinde mi bilmiyorum, şimdi çok iddialı konuştum ama Ronaldo da yani. Ona yapıldı. Hiçbir maçta giydi mi onu da bilmiyorum. Daha önce görmedim ayağında. Gören varsa yoruma yazabilir. Ve 1.
1-1. En pahalı krampon. Kramponda Fransa ve Brezilya milli takımı maçında bir tane Fransız futbolcuya üretiliyor. Bu da defans oyuncusu. Abi sen gol atmıyorsun, bir şey yapmıyorsun yani. Niye krampon ürettiriyorsun ki kendi kendine? İşte en pahalı yani. Neyin rekoru bu? Kramponun üzerinde dünyada çok az bulunan Swarovski taşından tam 5000 tane var. Helal olsun ya. Bu krampon hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Görüntüler konuşsun. Google'a yazarsanız Swarovski taşlı kramponu bu çıkıyor zaten direkt. Taşlardan Nike simgesi falan var önünde. Bakın bu da aynı şekilde. Birkaç tane daha net fotoğrafı var böyle. Nasıl parlıyor, şuraya baksanıza. Burada da çok net bir fotoğraf buldum. Oo, krampon bir de çivili. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Ben olsam böyle bir krampon giymezdim. Siz giyer miydiniz? Yorum kısmına fikirlerinizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu eğlenceli videonun sonuna geldik. Videonun başında hatırlattığım gibi beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz mutlaka abone olun. Videonun da sonuna geldik. Bana sorularınız varsa Instagram'dan veya yorum kısmından iletebilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.